ederiz canım. Efendim çekiyoruz. Efendim çekiyoruz. Belediye başkanımız ve Bursa'nın iş adamları, iş insanları, askerler, siviller, bütün misafirler ve sevgili gençler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bursa Uludağ Üniversitemizin düzenlediği bu organizasyon ve iftar vesilesiyle sizlere bir arada bulunmaktan sağlanan bu imkan ve fırsattan dolayı rektörümüz Profesör Doktor Sayın Ahmet Sahip Kılavuz'a ve üniversite senatosuna saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Böylesine köklü ve saygı bir üniversite tarafından şahsıma fahri profesörlük tevdi edilmesi benim için gerçekten bir iftar vesilesidir. Ancak sözlerimin başında şunu da belirtmek isterim. Radyonun arkadaşım da ifade etti, genç arkadaşım. Malumunuz Pençekit operasyonunda dün bir üsteğmenimiz şehit düştü. Acımız gerçekten büyük, çok üzüntülüyüz. Şehit üsteğmen Ömer Delibaş'a bir kez daha burada sizin huzurlarınızda Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı, yaralarımıza da acil şifalar diliyorum. Şahsıma tevdi edilen bu fahri profesörlük payesini de kahraman ve fedakar silah arkadaşlarım adına alıyor, tüm şehit ve gazilerimize ithaf ediyorum. Değerli misafirler, değerli katılımcılar, sevgili gençler, Bursa'mızın kültür ve medeniyet hayatımızda çok önemli, çok anlamlı bir yeri vardır. Hepinizin bildiği üzere. Osmanlı Devlet Çınarı'nın filizlendiği bu kadim kentimiz, sosyal yapısıyla, mimarisiyle, fikir ve sanat hayatıyla zengin bir kültüre ev sahipliği yapmaktadır. Osmanlı'yı bir beylikten imparatorluğa taşıyan Osman Gazi'yi, Orhan Gazi'yi, Yıldırım Bayezid'i, Çelebi Mehmet'i, Sultan 1. ve 2. Murat'ı ve burada metfun bulunan tüm ecdadımızı da bu vesileyle saygıyla, minnetle, şükranla, rahmetle yad ediyorum. Şehirleri medeniyetlerin aynası olarak gören Tanpınar, Bursa'da Zaman adlı şiirinde şöyle der. Bir zafer müjdesi burada her isim, sanki tek bir anda gün, saat, mevsim, yaşıyor zihrini geçmiş zamanın, hala bu taşlarda gülen rüyanın. Gerçekten de binlerce yıllık tarihiyle farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan ve Osmanlı'nın yayıldığı tüm coğrafyalara bir kutup yıldızı gibi ilham veren Bursa, bugün de bilimden sanayiye, tarımdan turizme kadar birçok alanda ülkemizin öncü şehirlerinden biridir. Bursa Uludağ Üniversitemizin de şehrimizin kültür ve tarih mirasına yakışır şekilde akademik çalışmalarını başarıyla sürdürmesinden ve başarı çıtasını aldığı Uludağ'ın şanına yakışır şekilde daima zirvelere taşımasından da gurur duyduğumuzu burada huzurlarınıza belirtmek istiyorum. Yerleşik köklü fakültelerinin yanı sıra teknoloji transfer ofisi, teknopark, modern laboratuvarları ve uygulama araştırma merkezlerinde sunduğu kaliteli eğitimi, bilimsel araştırma imkanlarıyla ülkemizin bugünlerine ve aydınlık yarınlarına yön veren üniversitemizin akademik başarılarını gururla, gıptayla takip ediyoruz, izliyoruz. Saygın bir eğitim kurumu olan Bursa Uludağ Üniversitesi'nin başarılarına başarı katarak ilerlemesini sağlayan rektörümüz Profesör Doktor Sayın Ahmet Sahin Kılavuz başta olmak üzere tüm üniversite personelini de ve öğrencilerimiz sizleri de en samimi duygularla kutluyor, başarılarınızın artarak devamını diliyorum. Değerli arkadaşlar,
Sevgili öğrenciler, tarihin ilk devirlerinden günümüze yaşanan gelişmelere bakıldığında ortaya çıkan en önemli hususlardan biri de bilgiye sahip olmaktır. Bu nedenle ülkemizin bölgesinde ve dünyada söz sahibi konumunu muhafaza edebilmesi, gelişmeler karşısında proaktif davranarak çeşitli çözümler ortaya koyabilmesi için yapay zeka, siber uygulamalar, nesnelerin interneti, büyük veri başta olmak üzere her alanda bilgi üreten bir ülke olmamız gerekmektedir. Bu bir zorunluluktur. Malumunuz olduğu üzere her işte olduğu gibi bilgiyi üretmede de ilk adım eğitimle başlamaktadır okullarda. Dolayısıyla ülkemizin topyekun kalkınması için üniversitelerimizin bilgi üreten, inovatif yaklaşımlar ortaya koyan, geleceği doğru okuyan bir yapıda olmaları elzemdir, gereklidir. Zira günümüz dünyasında Ar-Ge ve inovasyon ağırlıklı bir süreç yaşanıyor. Bu süreci önceden fark eden, ihtiyaç duyulan alanlara zamanında yatırım yapan ve gerçekçi stratejik planlamalar doğrultusunda hedeflerine ulaşan ülkeler bugün olduğu gibi gelecekte de gelişmişlik endeksinde üst sıralarda yer alacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlanan istikrar ve güven sayesinde son 20 yılda ülkemize de hemen her alanda olduğu gibi bilgiye erişimde ve eğitimin her kademesinde de önemli atılımlar gerçekleştirilmiştir. Üniversitelerimizin dünyanın en iyi üniversiteler arasında yer almasına mazeret teşkil edebilecek hiçbir engel yoktur. Şükürler olsun ki artık ülkemiz bu özgüvene sahiptir. Dolayısıyla cin şişeden çıkmıştır. Ve bir zamanlar bizim için hayal olarak gösterilenler birer birer hayata geçirilmektedir. Eğitim ordumuz olan akademik camiamızın, yani sizlerin gayretleri de bu atılımların en güzel ve en verimli şekilde sonuçlanmasını sağlayacak, ülkemizin dünyanın en saygın ülkeler arasındaki konumunu daha da pekiştirecektir. Dolayısıyla eğitim ordumuz olan akademik camiamızın, yani sizlerin omuzlarındaki sorumluluk da çok büyüktür ve her geçen gün artmaktadır. Sizler burada güçlü bir vizyonla ülkemizin daha müreffeh yarınları için ter dökerken bizler de Mehmetçik'le birlikte sizlerden ve çalışmalarınızdan aldığımız ilhamla ülkemizin egemenlik ve bağımsızlığı, asil milletimizin güvenliği için gece gündüz demeden mücadelemizi sürdürmekteyiz. Küresel ve bölgesel düzeyde risk, tehdit ve tehlikelerin arttığı, krize hatta savaşa evrildiği bu dönemde güvenlik ortamı yeniden şekillenmekte, güç dengeleri, aktörler ve roller sürekli değişmektedir. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası ilişkilerde özne haline gelen etki ve ilgi alanı her geçen gün genişleyen ülkemizle tüm bu gelişmeleri yakından takip etmekte, köklü tarihi, dinamik nüfusu ve güçlü ordusuyla bu yeni dönemin şartlarına kendini hazırlamaktadır. Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı, en yoğun operasyon ve tatbikatlarını yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de bu kriz ortamında doğal olarak görev ve sorumlulukları her geçen gün artmaktadır. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri egemenlik, bağımsızlık ve bekamız için yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadeleye, denizlerimizde ve semalarımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi korumaya azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Aynı zamanda 7 iklim, 3 kıtaya barış, huzur ve adaleti götüren atalarımızdan aldığı ilhamla bölge ve dünya barışına katkıda bulunmak için de her türlü gayreti göstermektedir. Değerli arkadaşlarım, sevgili öğrenciler, bölgemizin ve dünyamızın yaşadığı bu kriz ortamında savunma ve güvenliğimizle ilgili bazı hususlara kısaca değinmek istiyorum.